Sadece başörtü yasanın kalkması bütün bu yanlışlıkların üstünün örtülmesine gerekçe kılınabilir mi? Daha acı bir soru ise. Yürekleri yakan daha acı bir soru ise ortadadır. Evet başörtü yasağı kalktı ama gençlerin 28 Şubat döneminin aksine dini inanışları zayıfladı ise bunun sorumluları kimlerdir? Şimdi bakalım ve samimiyetle soralım. Bütün bu konularda en küçük eleştiri getirenlerin bile hain ilan edildiği, 28 Şubat'ta omuz omuza mücadele ettikleri dava arkadaşlarının yerini 28 Şubat'ın ideoloğu olmakla övünen bu övünmenin de ötesinde 28 Şubat'ın hala sürdüğünü söyleme cesareti bulan ve oğlu özel bir muamele ile Dışişleri Bakanlığı'na alınan maucu bir zihniyetin ülkeyi aslında biz yönetiyoruz dediği, bu macuları tatmin etmek için mazlum Uygur kardeşlerimize sahip çıkılmadığı gibi konuşmalarının bile yasaklandığı, ve 23 Şubat yöntemleriyle Ankara'ya alınmadığı, imam hatiplere açık bir şekilde hakaret eden öğretim üyelerinin barındığı ve ciddi mali sıkıntılar yaşayan üniversiteler korunurken 28 Şubat'a direnen başörtülülerin ve imam hatiplilerin ilim ve hikmet dersleri aldığı bilim ve sanat vakfına 28 Şubat'ı yapanların bile cesaret edemediği şekilde kayyum atandığı, ülkenin dar kaynaklarının 3-5 yanda şirkete rant aracı olarak dağıtıldığı, yolsuzluğun her türünün normalleştiği, iktidar sahiplerinin yakınlığının seçkin bir elit oluşturduğu, adalete ve adalet kurumlarına güvenin tarihini en düşük düzeylerde seyrettiği, bu can bu tendeyken bırakma izlenilen Rahip Bronson'un gelen baskılarla serbest bırakılıp adalet ile anılan bir gelene sahip ülkemizin rehin tutan ülke statüsüne indirildiği, devlet başkanının ve yakınlarının sayıları onu aşan uçaklarla seyahat ederken araç fiyatını iki üçe katlayan ÖTV'lerle halkın araç sahibi olmasının lüks hale geldiği, iktidara yakın memurların aynı anda 4 maaş almasına karşılık eşiyle birlikte gece gündüz çalışan emekçilerin evine ekmek götüremediği, işçinin, esnafın ve çiftçinin feryat ettiği bir dönemde şatafatın, israfın ve gösterişin iktidar sahiplerince yaygınlaştığı, Cumhurbaşkanından en küçük yöneticisine kadar gücü eline geçiren herkesin kamu kaynaklarıyla yapılan bir yerlere ismini verme yarışına girdiği, ABD başkanının Cumhurbaşkanına aptal olma diye hitap edebildiği, böyle bir ülke bizim uğruna ömrümüzü tükettiğimiz ideallerin ve ilkelerin ülkesi mi arkadaşlar? Bir sene önce bütün bu tabloyu paylaştığımızda bize hala o partiden ayrılma deyip ama vardı da o partinin ihraç edilişimizin birinci yıl dönümüdür yarın diyenler birçoğu şimdi haklı mısınız Sayın Başbakanım diye bir hak tespitinde bulunuyordur. Bu ayan beyan tablo karşısında vicdan sahibi hiç kimse sessiz kalamaz. Ve AK Partili ve MHP'li kardeşlerime ve onlara da deyin ki işte Gelecek Partisi bu kaybedilen değerleri önce hayatımıza sonra siyasetimize ve nihayet devletimize yansıtmak için kurulmuştur. Hemen her pozisyona milletin cebinden maaşları ödenen akrabalar, yandaşlar, seçilmiş şanslı kişiler, liyakatsizler getirilmiş durumda. Artık hiçbir başlıkta bu iktidarın tutarlı olmak gibi bir derdi yoktur. Ahlaklı olmak gibi bir derdi yoktur. Doğruyu söylemek gibi bir derdi yoktur. Daha da kötüsü artık bu iktidarla Türkiye'nin herhangi bir meselesini ciddi bir şekilde konuşmanın ve tartışmanın imkanı yoktur. Bayramlaşma için bile bir araya gelmekten çekinenler Allah aşkına memleketin hangi meselesini bizimle konuşurlar? İşte ekonomimiz yangın yeri. Bir tek başlığı konuşabiliyor muyuz? Hayır. Akşam aynı isimle televizyonlara çıkıyorlar. Enflasyon gelişmiş ülkelerin 30, bize benzeyen ülkelerin 3 katına çıkmış. Ciddi bir şekilde buna dile getirebilen var mı? Var mı bir baba it bizim dışımızda? Hayır paramız pul oldu. Onurlu Türk lirasını yerlerde süründürüyorlar. Ciddi bir şekilde konuşabiliyor muyuz? Hayır. Asgari ücret değer kaybetti. Asgari ücretle üç çeyrek altın zor alınıyor. Ciddi bir şekilde konuşabiliyor muyuz? Hayır. İşsizlik uçmuş gitmiş. Insanlar aş iş derdine düşmüş. İktidardan nemalananlara bir kişiye dört maaş verilir hale gelmiş. Ciddi bir şekilde konuşulabiliyor mu? Hayır. Bir ekonomide alınmaması gereken ne kadar vahim ve yanlış karar varsa alınıyor. Ciddi bir şekilde konuşabiliyor muyuz? Hayır. Bir göre ekonomide göreve getirilmemesi gereken ne kadar liyakatsiz ve cahil varsa baş köşe oturtuluyor. Ciddi bir şekilde konuşabiliyor muyuz? Hayır. Ah kardeşlerim, nasıl konuşacaksınız kardeşim? Bir ekonomi bakanı düşünün. Dolarla ne işimiz var diyor. Dolar sekiz liraya yürüyor. Dolarla mı maaş alıyorsunuz diye söylüyor. Bir ekonomi bakanı düşünün, ekonomik güven endeksinin bile nasıl okunacağını bilmiyor. Endeks yüzün altında, yani ekonomiye güvenin çok kötü olduğunu gösteriyor. Bu bakan ekonomimize güven artıyor diyor. Türkiye yüzde on küçülüyor, saklamak için yüzde dokuz virgül dokuz diyorlar. Bu bakan bizim ekonomimizde ABD'yi mukayese ediyor. Allah aşkına inanır gibi değil. ABD'nin büyümesini farklı hesapladığını bile bilmiyor bu bakan üniversite dönemimizde talebe olsa e, sınıf geçemez. Birinci sınıfı geçemez bu anlayıştaki bir, bir talebi. Bizim de ABD gibi hesaplama yapsak ekonomimizin yüzde kırk küçülmüş olduğunu da bilmiyor. En büyük zorluğumuz bu. Bu iktidarın son numarası da bu. Sorunların ciddi bir şekilde konuşulmasını engellersek millet batırdığımız ekonomiyi, yıktığımız hukuk devletini, yok ettiğimiz adaleti konuşmaz, görmez ve duymaz zannediyorlar. Onlar iftira kampanyası yapacak, biz ahlak kampanyaları yapacağız. Onlar kara propaganda yapacaklar, biz dürüstlüğü yücelteceğiz. Şeffaflığı yücelteceğiz. Onlar milletin dertlerini yok saymak için uğraşacak, biz milletin derdiyle dertleneceğiz. Onlar Trump'ın hakaretlerini susacaklar, biz Trump'ın ağzının payını vereceğiz. Onlar milletimizi ÖTV zamlarıyla Fransız arabalarına mahkum edecekler. Biz Macron'un ağzının payını vereceğiz. İşte dün Macron'u o hadsiz Türk demokrasisini, Türk halkının özgür iradesini tahvif eden, hafife alan o hadsiz konuş, açıklamasına karşı ilk açık ve net tepkiyi biz gösterdik. Bir an bile tereddüt etmedik ve dedik ki içeride ihtilaf ederiz. Ama dışarıda birisi bizim ülkemize bir laf ederse, demokrasimize ve halkımızın iradesine bir laf ederse ona da haddini bildiririz. Bakın Türkiye ile ticaret yapanların Fransız gümrüklerindeki işlemleri, Fransız bankalarındaki işlemleri Fransa tarafından zora sokuldukça sokuluyor. Bin tane bahaneyle sıkıntı üstüne sıkıntı çıkarıyorlar. Ülkemizin dahi ekonomi yönetimi millete ortalama kalitede bir arabayı çok görerek ülkeyi Fransız arabalarına mahkum etti. Bunlar Amerika'ya karşı susarlar. Bunlar Fransa'ya karşı susarlar. Yetmez. Doğu Türkistan konusunda Çin'e karşı sarılar. Onlar Doğu Türkistanlı kardeşlerimiz için ağızlarını bize bile açmayacaklar. Biz Çin zulmünü lanetleyeceğiz. Onlar ülke Çin standartında demokrasiyi, refahı ve adaleti yeterli görecekler. Biz Çin toplama kamplarında inim inim inleyen kardeşlerimizin sesi olacağız. Onlar Doğu Türkistanlı kardeşlerimize bölücü, terörist diye hakaret eden 28 Şubat artıklarıyla kol kola girecekler biz milletimizle ve gönül coğrafyasındaki kardeşlerimizle, Uygur kardeşlerimizle kol kola gireceğiz. Onlar Putin'in karşısında, Biden'ın karşısında suspus olacaklar. Biz milletimizin vicdanının ve bakarının sesi olacağız.